Rifat Serdaroğlu 5 Nisan 2024 Rifat Serdaroğlu.net Türkiye'yi nasıl biri yönetmeli? Bulunduğumuz coğrafyanın acımasızlığı, içinden 50 devlet çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun varisi olmamız, çevre ülkelerin içinde terörü, devlet politikası haline getirmiş ülkeler olması ve etrafımızda demokratik rejimle yönetilen ülkelerin azlığı, Türkiye'yi yönetecek kişileri seçerken çok dikkatli olmamızı gerektirir. Mükemmel eğitimi, çağdaşlığı, ekip çalışmasına inanması, demokratlığı ve karşı fikre saygı duyması, insanı sevmesi, ruh ve akıl sağlığının yerinde olması, vatanseverliğinin yanında Türkiye'yi yönetecek kişide şu üç özellik mutlaka bulunmalıdır. Beynini kullanabilmesi, tarih bilmesi, Türk insanını tanıması. Beynini kullanabilmesi Beynimiz için 1,5 kiloluk evren denir. Beynimiz diğer organlarımıza benzemez. Doğarken sahip olduğumuz kalp, böbrek gibi organlarımız öldüğümüz zaman fiziki gelişme dışında aynı organlar olarak kalır. Beynimiz ise hayatımız boyunca evrimleşme ve gelişme yeteneğine sahiptir. Ona yapması için yeni şeyler bulduğunuzda sizi yeteneklerin kaynağı haline getirir. Beynimiz dünyayı yorumlamakla kalmaz, onu yaratmaya çalışır. Bu yaratıcılık hiçbir bilgisayarın boy ölçüşemediği, canlı, daima yenilenen bir ilham kaynağıdır. Bir insanın beynini kullanabilmesinin yolu sorgulayıcı, araştırmacı, tartışmacı olmasıdır. Biyatsa biyat, İtaatse itaat diyen ve sorgulamadan her şeyi kabul eden insanlar zavallıdırlar ve beyinleri gelişmez. Bunlar beyin yerine et taşırlar. Tarih bilmesi. Bugün başımıza bela olan dertlerin hiçbiri yeni değildir. Ülke yönetiminde görev alacak siyasetçi, asker ve sivil üst düzey bürokratların özellikle yakın tarihi iyi bilmeleri ve tarihleriyle kavgalı olmamaları gerekir yakın tarihi iyi bilen bir devlet yöneticisi sadece Cumhuriyet dönemindeki 28 silahlı kalkışmayı, bunların gerçek nedenlerini, dış desteklerini de iyi bilir. PKK narko terör örgütünün Özal'ın 1986'da da dediği gibi 3-5 eşkıyanın işi olmadığını, bu hareketin uluslararası arenadan destek aldığını bilir, bu örgüte karşı kesin netice alacak politikalar uygular ve bu çıbanı söker atar adına çözüm süreci dediği ihanet süreciyle kendi vatanına, kendi milletine tuzak kurmaz. Eğer ta eski ahitten bu yana ülkemiz üzerinde yapılan hesapları bilmezseniz, saf saf ülkenizi bölecek bir projeye eş başkan olursunuz. Dünya tarihini, kendi tarihini ve özellikle yakın tarihini bilmeyen ve kendi tarihiyle kavgalı birini değil devletin başına, devletin kapısına bile sokmayacaksınız. Türk insanını tanıması Ülke insanını tanımayan, ülkenin her yerini kendi yaşadığı yer gibi sanan, ülkenin bir ucunda yaşayan bir vatandaşın derdiyle ilgilenmeyen bir yönetici yanılmaya mahkumdur. Kendi insanını ve onun değerlerini tanımayan, bilmeyen, onları çarpık ve yozlaşmış fikirler karşısında bilgilendirecek, savunacak eğitim sistemini kurmayan yöneticiler kaybedeceklerdir. Kendi insanıyla gönül ilişkisini en iyi şekilde kurabilen lider Büyük Atatürk olmuştur. Kurtuluş Savaşı'mızın başında bugünkü hiçbir iletişim aracı yokken Türk milletini kendisine inandırıp peşine takabilmiştir. Türk insanı öğrenmeye, yeniliğe açıktır. Yeter ki önüne doğru insanlarla, doğru söylemlerle çıkılsın. Bizler cumhuriyetçiler, vatanseverler, Atatürkçüler, aydınlar, demokratlar Türk insanına sahip çıkıp ona doğru yolu göstermezsek Pusuda bekleyen insanları Allah'la aldatan din tüccarları ve seccade şeytanları onları yanlışa kötüye sevk edecektir. Eğer normal vasıfların yanında bu üç özelliğe sahip olmayan kalitesiz kişileri seçip ülke yönetimine geçirirsek, diploması şaibeli, geçmişi şaibeli, serveti şaibeli, yönetimi şaibeli kişiler ülkeyi felakete sürüklemekten asla kaçınmazlar. Türk milleti iyiye, güzele, zenginliğe, kardeşliğe, barışa ve huzura en fazla layık millettir. İçimizdeki pisliklere ve hainlere fırsat verilmezse. Rifat Serdaroğlu